başkanlarım, merhaba, 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 nasılsınız? Merhaba, herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz valla. Birlikte olacağız, her zaman iyiyiz. Merhaba, bu güzel gözler. Merhaba, iyiyim. Sizler de iyisiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hanımefendi. Başkanımız Sayın Aydın Nazlı Akay'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Değerli Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyelerim, değerli İl Kadın Kolu Başkanım, değerli Aydın'dan gelerek bugün bizlerle birlikte olan Aydın İl Kadın Kolu Başkanım, çok kıymetli belediye başkanım, yoldaşım, çok kıymetli il yöneticilerim, çok kıymetli ilçe kadın kolu başkanlarım, çok kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri ve partimize her kademede hizmet etmiş olan sevgili kız kardeşlerim, sizleri en güzel duygularla selamlıyorum. Partimize önceki dönem hizmet etmiş Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz aramızda, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, sade üyelerimiz, her birimiz eşitiz. Dolayısıyla biriz, beraberiz ve bugün çok önemli bir kongreye imza atılacak. Ben öncelikle adaylarımıza da buradan merhaba demek istiyorum. Konuşmamın sonunda, kongrenin sonuna kadar kalamayacağım için ikinizi de bir sahneye davet edeceğim. Ama sonunda, konuşmanın son kısmında ama şimdiden kongremiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Az önce Sayın Divan Başkanımızın da söylediği gibi gerçekten önemli bir kongre gerçekleştiriyoruz. Çünkü burası işgale karşı ilk kurşunu atarak İzmir'de ve Anadolu'da büyük bir direnişe öncülük eden güzel İzmir. Buradan Hasan Tahsin'i bir kez daha minnetle, saygıyla anıyorum. Burası aynı zamanda ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, hepimizin annesi Zübeyde Hanım'ın ebedi istirahatgahının bulunduğu güzel İzmir. Burası aynı zamanda eşitliğin, çağdaşlığın, demokrasinin, özgürlüğün, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireylerin ve cesur kadınların kenti güzel İzmir. Onun için bugün çok önemli bir kongre gerçekleştiriyoruz. Bu önemli kentimizde, bu cumhuriyet kentimizde ben de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum değerli arkadaşlarım. Az önce laiklik vurgusu yaptım. Burası laikliğin, eşitliğin, demokrasinin kenti dedim. İşte o yüzden İzmir bu kadar AKP iktidarının hedefi noktasında. ÇEDES projesini ilk olarak burada başlattılar. Ve hepiniz hatırlayacaksınız, bir dönem Hayat Bilgisi diye bir dizi vardı. Hatırlayanlar bir elini kaldırabilir mi? Bütün salon, harika. Orada Perran Kutman bir öğretmeni canlandırıyordu. Ona hocam hocam dediklerinde ne diyordu Perran Kutman? Bütün salon bir ağızdan söylüyor, hoca camide olur. Ne yaptılar şimdi? Okullara imamları soktular değerli arkadaşlar. İzmir eşitliğin kenti dedim. Evet, İzmir eşitliğin kenti ama ne yazık ki şu anda bizi yöneten ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyor. Ve uyguladığı politikalarla da bunu çok net bir şekilde gösteriyor. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı üç kez boş ol diyerek çıkıyor.
Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası, ki bunda her birimizin emeği var. Ben o dönemde parlamentodaydım ama biliyorum ki burada kadın hareketinden gelen birçok arkadaşımın da emeği var. Şimdi bu yasayı budamaya kalkıyorlar. Ve Anayasa Mahkemesi'nin evlilik sonrası kadınların kendi soyadını koruyabilme kararına rağmen şimdi soyadı hakkımızı bile elimizden almaya çalışıyorlar. Neymiş? Aile bütünlüğünü bozarmış. Değerli arkadaşlar, aile bütünlüğünü şiddet bozar. Aile bütünlüğünü ekonomik zorluklar bozar. Aile bütünlüğünü ülkedeki ortadan kalkan toplumsal barış ortamının olmaması bozar. Dolayısıyla böylesine bir yaftalamayla bizim haklarımızı budamaya kalkıyorlar. İstismara uğrayan çocuklar için çocuğun rızasından bahsedebiliyorlar. Şiddet gören kız kardeşlerimiz için tolere edilebilir oranda şiddet arttı cümlesini kurabiliyorlar. Burada Konak İlçe Kadın Kolu Başkanım Songül Başkanım, nerede görmüyorum, onun da yeğenini kaybettiğimizde, evet, evet sevgili başkanım, tabii görmüştüm sizi yeşil ceketinizle, maşallah görünmeyecek gibi değilsiniz ama gerçekten o da derin bir acı yaşamıştı ve bizler bu acının çok yaygın olduğunu ve her üç kadından birinin hayatının bir döneminde şiddet türlerinden en az birine maruz kaldığını biliyoruz. Yani şiddet türü deyince aklınıza sadece cinsel, fiziksel şiddet gelmesin. Psikolojik şiddet bir şiddet türüdür. Mobbing bir şiddet türüdür. Yani psikolojik şiddet, ekonomik şiddet de bir şiddet türüdür. Dijital şiddet de bir şiddet türüdür. Dolayısıyla her birimiz kimi zaman siyasette de yaşadığımız haksızlıklarla şiddete maruz kalabiliyoruz. İşte bu noktada AKP iktidarının bakış açısına hep birlikte dur dedik, dur demeye de devam ediyoruz. Yoksullukla mücadele, az önce divan başkanımız bahsetti. İktidar mücadele etmek yerine kadın yoksulluğunu adeta seyrediyor ve yoksulluğu yok eden değil, yöneten olmaya çalışıyor. Ve eşit işe eşit ücret alınmaması, kadınların istihdamın dışına itilmesi, kadınların üç kuruşluk nafaka hakkına bile göz koyulması gibi tehditlerle karşı karşıyayız. Eşit yurttaşlık hakkımızın en temel teminatı olan medeni kanun için bakan sil baştan yazacağız diyebiliyor. Değerli arkadaşlar, biz medeni kanunu sil baştan diyenleri tarihten sileceğiz, siyasetten sileceğiz, eşit bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız. Ve çocuklarımız, çocuklarımızın laik, çağdaş, bilimsel eğitim hakkı her geçen gün ortadan kaldırılmaya çalışılırken 4+4+4 sistemiyle erken yaşta zorla evliliklerin ve çocuk işçiliği sayısının ne kadar arttığını hepimiz son derece iyi biliyoruz. Peki biz neler yaptık? Bizler hep birlikte, hep birlikte, bir kişiyi bile dışarıda tutmuyorum. Hakikaten yağmur demedik, çamur demedik, afet demedik, İstanbul, İzmir için özellikle söylüyorum, deprem demediniz, yangın demediniz ve sahalarda oldunuz, olduk ve gerçekten de dayanışmayı hep beraber yükselttik. Bu aşamada bütün Türkiye genelinde 973 ilçede de ilçe kadın kolları başkanlığını kurduk. 303 ilçede parti tarihimizde ilk kez kadın kolları kuruldu. 220 bin yeni kadın üyeyi partimize kattık ve partideki kadın üye oranını %37'ye yükselttik. Yeter mi? Yetmez. Hedefimiz ne? %50. Ve gene eşit temsil için sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de burada. Onlarla toplantı yaptık ve %50 temsil ve fermuar sistemi için bir kanun teklifi hazırladık. Hep birlikte hazırladık bunu. Sonra bizler bunu oluşturduk. Meclis grubumuza verildi, meclise sunuldu. Her ne kadar AKP ve MHP oylarıyla reddedildiyse de önümüzde Eylül ayında bir tüzük kurultayı var. Bu tüzük kurultayında
hem kadın kollarımızın yetkisi için, yetki hakkına sahip olması için, tıpkı 1980 öncesinde olduğu gibi, hem kadın kollarımızın doğrudan mali özelliğe sahip olup bütçesinin olması için, hem %50 eşit temsil ve fermuar sistemi için hep birlikte mücadele edecek miyiz değerli arkadaşlar? Hep beraber edeceğiz. Bu süreçte aynı zamanda demir leblebi, yani zoru başaranlar anlamına gelen bir takım eğitimlerle her hafta salı günü ilçe kadın kolu başkanları, il kadın kolu başkanları, merkez yönetim kurulu üyeleri ve bizler bir araya geldik. Dilimizi, hedefimizi ortaklaştırdık ve hep birlikte parti politikalarımızı içselleştirip kadınları sadece kadın politikasının içerisine sıkıştırmayan, sağlıktan eğitime, adaletten insan haklarına kadar her alanda bizi bilgilendiren bir konuğumuzla bir araya geldik. Tartışma ortamlarını gerçekleştirdik, soruları ve önerileri aldık. Ve tabii Yaşamak Projesi, bundan bahsetmeden olmaz. Yaşamak Projemizle 7/24 faaliyet gösteren Çağrı Merkezimiz kanalıyla tüm şiddet mağduru kadınlara, onların ailelerine ulaşmaya çalıştık. Ücretsiz hukuki destek, psikolojik destek, kimi yerde barınma ihtiyacının karşılanması ve özellikle duruşmalarda yanlarında bulunup onların yalnız değilsin, biz varız diyerek adeta sırtlarını yaslayabileceği dağ gibi bir dayanak olmaya önem verdik. Ve bütün bunları gene hep birlikte gerçekleştirdik. Ortalama her ay 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yaptık. Hep şunu duyuyorduk değil mi? Ya AKP kadın kolları nasıl çalışıyor? Bunu duyuyorduk. Ne oldu? Son 4 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları nasıl çalışıyor deniliyor ve AKP kadın kolları bizim şablonumuzu kullanıp basın açıklaması yapacağı zaman 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz demeye başladı. Çok güzel, yani taklitler aslını yaşatır. Devam etsinler, bir de bizim politikalarımızı ve bizim söylemlerimizi içselleştirseler ne kadar güzel olacak. Evet, peki ne oldu? Dayanıştık, kenetlendik. Kadın, Türkiye Kadın Hareketi ile de kenetlendik. Dünya Kadın Hareketi ile de kenetlendik. Ve bu noktada kadın kollarımızdan milletvekillerimiz oldu. Parti meclis üyelerimiz oldu. Belediye başkanlarımız oldu. Belediye meclis üyelerimiz oldu. Ana kademeye geçen kadın kollarından arkadaşlarımız oldu. Ve hiç şüphesiz eğer 31 Mart'ta İzmir'in 30 ilçesinin 28'i kırmızıya boyandıysa, 8 ilçesinde aramızda da olduğu gibi kadın belediye başkanlarımız varsa ve partimiz birinci parti olarak çıktıysa, bunda hiç şüphesiz genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in, parti yönetimimizin, meclis grubumuzun, yürütülen kampanyanın, o gün aday olan başkanların ve başkan adaylarının, belediye meclis üyelerinin ve o gün belediye meclis üyesi adayı olan kişilerin ve bir bütün olarak örgütümüzün çok önemli bir payı var. Bunda hiç şüphesiz sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayan sizlerin, bizlerin, hepimizin çok önemli bir payı var. Onun için ben de şimdi bir tekrar yapacağım. Sema Başkan'ın dediği gibi kendinizi bir alkışlayın sevgili kız kardeşlerim. Çünkü bunu hep birlikte başardık. Örgütümüz dedim çünkü örgüt bir bütün. Örgütü ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları diye ayırmıyorum. Bizler eş güdümlü çalışmayı ve örgütü bir bütün halinde tutmayı çok ama çok önemsiyoruz. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Geldiğimiz noktada bugün Türkiye'de nüfusun %11'i kadın belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Kadın belediye meclis üyesi sayısı 4'e katlandı. 2019'da 643'tü, şimdi 2700'lere ulaştı. Kadın belediye başkan sayısı 4'e katlandı. Ama tekrar söylüyorum, hedefimiz eşit temsil. İşte o yüzden emeği olanların da
daha fazla yemeği olacak, daha fazla liyakatla değerlendirileceği bir sürece evrileceğiz hep beraber. Bunu da birlik içinde, beraberlik içinde yapacağız sevgili kız kardeşlerim. Bir şey daha söylemek isterim. Bu süreçte dediğim gibi parti bir takım kararları alırken benim aynı zamanda parti meclis üyesi olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bana olan takdiriyle aynı zamanda beni genel başkan yardımcısı yapıp karar mekanizmalarında yer almamın da bu sürece katkısı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ilçe kadın kolu başkanlarımız ilçe yönetiminin yetkili organı olacak. İl kadın kolu başkanlarımız il yönetiminin yetkili organında yer alacak, yetkisi olacak. Bu her kademede bu şekilde olacak. Bunu sağlamamız gerekiyor ki karar mekanizmalarında etkili olabilelim. Şimdi son olarak söyleyeceğim söz belki kulağınıza klişe gibi gelecek ama ben buna yürekten inanarak söylüyorum değerli arkadaşlar. Öğrendim ki bugün iki adayımız yarışıyormuş. Ben dediğim gibi her iki adayımıza da başarılar diliyorum ve hepimizin bildiği bir gerçeği tekrarlıyorum. Bu seçimin kaybedeni yok değerli arkadaşlar. Ama bu seçimin kazananı çok. Bu seçimin kazananı İzmir olacak. Bu seçimin kazananı Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bu seçimin kazananı Büyük Türkiye Cumhuriyeti ailesi olacak. Bu seçimin kazananı eşitlik mücadelemiz olacak. Ben yaşasın kadın dayanışması diyorum. Yaşasın eşitlik mücadelemiz diyorum. Hep birlikte sizlerle birlikte bu mücadeleyi yükseltmekten büyük bir onur, büyük bir gurur duyuyorum. Şimdi iki başkanımızı ve mevcut il başkanımızı buraya davet ediyorum. Nurdan başkanımıza ve ekibine de bugüne kadarki uyumlu çalışmalarımız için çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek olan ekibe şimdiden başarılar diliyorum. Tekrar ve tekrar hepinizi en sıcak duygularla selamlıyorum.